Numara atmışsınız bana. Ben bir arayayım dedim. Miray ben. Doğrudur, numarayı şeyde Twitter'dan aldınız. Evet, Twitter'dan aldım. Numara atmışsınız. Doğrudur. Ben de Nerede o? Çorlu'da oturuyorum. Görünce bir arayayım dedim. Doğrudur. Ben de Veliköy'de oturuyorum. Aa, gerçekten mi? Evet. Baya yakınmışız. Evet. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben normalde pek yakında insanlarla konuşmak istemiyorum. Şimdi ben de dükkan çalıştırıyorum. Laf çıkar diye korkuyorum açıkçası. Biraz çekindim yani. Yok canım, niye çekiniyorsun? Sen benim profilimi falan mı gördün yani? Çünkü ben de o taraflarda oturuyorum ya, korktum şimdi senden. Yok valla, ben normalde çoktan da Twitter kullanıyorum. Normalda. Öyle rastgele böyle bir yaydım, dedim bakayım var mı? Gerçi yok, bu tarafta yok. Yani nasıl var da parayı bankada isteyenler var. O güven olmuyor. Erzurum lan galiba bu. Erzincan mı, Ne para derken ne parası? Ya bazı işte bazıları para istiyor ya. Yok, ben orospu değilim beyefendi. Ücretli falan görüşmüyorum. Öyle bir şeye ihtiyacım yok. Böyle konuşursanız ben kapatayım. Yok yok, estağfurullah, öyle bir şey değil yani, yanlış anlamayın, ben bu şey için olarak söylüyorum. Ben normalde hani buraya daha 3 aydır gelmişim. Ben normalde İstanbul'da çalışıyordum. Ya tamam, doğru ama şimdi benim öyle bir Yok niyetim yok. Benim maddi durumum yok iyi Allah'a şükür. estağfurullah, özür diliyorum, sen beni yanlış anladın. Yani ben hani bu taraftaki, sen dedin ya benim Dadaş profilimi gördün, işte. beni tanıyor musun diye bir şey söyledin ya. Ya yok, Ben ben normal. normal şey, benim şöyle söyleyeyim. Benim bir tane sahte hesabım var. Fotoğraf koymadım. Yani genelde ona girip böyle bazen arıyorum. Pek güvenemiyorum gerçek hesabımda. Gerçek hesabımda da ben de Veliköy'de oturuyorum. Acaba dedim benim gerçek hesabımı falan mı buldu bu insan? Ondan korktum yani Yok çünkü. yok yok yok. İnan ki ben şu an fabrikada bekçilik yapıyorum. Ben 3 Bekçisiniz. gelmişim, ben daha Çorlu. Ben Veliköy içi bile bilmiyorum doğru dürüst. Anlıyorum, anlıyorum. Benim maddi durumum iyi Allah'a şükürler olsun. Benim maddi bir beklentim yok kesinlikle. Ben tek başıma yaşayan bir kadınım. 43 yaşındayım. Ben de 2 yaş büyüksünüz. Bir evlilik yaptım, boşandım. Tek yaşıyorum açıkçası. Siz de yani, ben de bir evlilik yaptım, boşandım. Bir tane kızım var. Benim de bir erkek çocuğum var, 19 yaşında. Almanya'da kalıyor. Benim Ondan eski eşim Almandı kendisi. Ben de sonra. Almanya'da yaşıyordum. 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. 10 yıl önce ayrıldı. Öyle işte. Sormak istediğin başka soru varsa sorabilirsin. Yok, siz normalde evlenmeyi mi düşünüyorsunuz yoksa? Yok, ben evlilik aramıyorum. Ben böyle 2-3 haftada bir görüşebileceğim, beni pek fazla rahatsız etmeyecek bir dost Tamam. arkadaş arıyorum. Çünkü yaş geçiyor. İnsan biraz diyor ki Doğru keyiflerin söylüyorsun. ve zevklerin tadına varayım. Doğru mu? Doğrudur. Tamam. Seninle ben görüşebilirim. Ama şimdi çalışıyorsunuz ya, o yüzden. Yok, ben yarın normalde izinliyim. Yarın kaç gibi? Yarın mesela ben saat 8'de işe çıkıyorum. Ertesi gün 8'e kadar. Anlıyorum. Akşam 8'e kadar yani. Bilmiyorum artık. Bakalım, bir acele etmeyelim. Biraz tanıyayım. Hobileriniz nelerdir? Neler yaparsınız günlük hayatınızda? Valla ben günlük hayatımda nasıl diyeceğim, benim alkolüm yok, sadece bir sigaram var. Evet. Normalde hani bu taraflarda dolaşacak yer yok. İstanbul'a gidiyorum, dolaşıyorum, çekip geliyorum. Anlıyorum, ne güzel. Ben de yüzmeyi seviyorum, Gezmeyi gezmeyi seviyorum. seviyorum. Alışveriş yapmayı Almanya çok için. severim. Efendim? Alışveriş yapmayı severim, gezmeyi severim ben de. Ben de gezmeyi çok seviyorum. Bakalım, belki bir gün güvenirsek beraber gezeriz. İnan ki ben bir gün, yani eğer Allah nasip ederse, güvenirsen bana, yani eğer buluşursak, inan vazgeçemez. Anlıyorum, anlıyorum. Kimseye zarar gelmez. Veliköy'ün neresinde oturuyorsun? Ben belki konutlarda oturuyorum. Aa, gerçekten mi? Valla. Yalan söylüyorsun. Sen benim kesin profilimi gördün. Ya Allah be, bak benim bir tane kızım var. Allah bana nasip etmesin ve seni Allah durdur, tanımıyorum. Allah korusun. Vallahi seni tanımıyorum. Kur'an'ıma tanımıyorum. Şu an Bak şok Kur'an'ı oldum. varsa Vallahi bir Kur'an'da. kapatasım geldi. Çünkü Kur'an ben dediğin de şey Kur'an'dır. yani şimdi ben de orada oturuyorum. Şimdi şok oldum. Kapatasım geldi benim şimdi. İnan ki vallahi ben orada bakkalcı var ya orada, hanımefendi kısa boylu şişman. Evet. Ben başka kimseyi tanımıyorum. Onu alışveriş yaptığım için tanıyorum. Ay, şu an şok oldum. Çünkü hani beni yanlış anlama. Tek başıma yaşıyorum ya. Ben oturduğum bloku da sana söyleyeyim. Yok yok. Yani şöyle söyleyeyim ben sana.
Ben tek başıma yaşıyorum ya, o yüzden biraz çekiniyorum. Yoksa sana Sana kötü ne bir diyorum? insansın demiyorum. İnsan bana gelse de hiç arkadaş olmasak da dahi inan ki Bilerek benden ne sesi sır kapattım. çıkar Bilerek. Adam ne de bir konumu şey çıkar söylemesin diye ne de amına isim koyayım ya. çıkar. İnan ki o şekil bana güvenebilirsin. Bakalım bak, ne yaşarsak yaşayalım aramızda kalsın. Senden tek beklentim bu. Ben de burada güzellik salonu çalıştırıyorum. Burada ekmek yiyorum. Laf çıksın istemiyorum. Normalde bakımlı bir kadınımdır. Etrafımda erkek de var. Beni isteyen var da çevremden birini istemediğim için zaten Twitter'a Sakın girdim. yapma, öyle bir şey yapma. Nasıl yani? Hani çevredeki insanlarla hayatta ne görüş ne de şey yap. İşte sen de çevredesin ya, o yüzden korktum yani. Yok yok, rahat ol, rahat ol. İnan ki rahat ol. Bak ben İstanbul'da ben barmenlik yapıyordum. Ben ufak bir beyin kanaması geçirdim. Ben kavga ettim köyde. Ben şahsen Erzurumluyum. Evet. Ben kavga ettim. 15 kişi levyeyle beni dövdüler. Ben de bir kişi bıçakladım. Niye böyle bir şey oldu ya? Neden yani? Ben kavga Kavga dövüşse ettim. hemen baştan söyleyeyim yani. Ben sana bunu söyleyeyim. Mesela benim bir tane evim vardı. Ben şu an İstanbul'da barmenlik yaptığım için benim evim Yüzü içinde benim vurmasın mı? eşyalarım vardı. Ben bir evlilik yaptım, boşandım ya. Evet, Benim evet. evim içinde adam izin istemeden gitmiş evin içine oturmuş. Aa, Bu ev gerçekten benim diye. mi? Valla bu ev benim diye. Ben gittim, kardeşim bu benim evim. Bak bu benim tapılım malım. Benim tapım elimde dedim. Evet. Bu bana dedim babamda kalma bir ev dedim. Vay Tapılı. terbiyesize bak, kafayı yemiş bu En insanlar. son mahkemelik oldu. Mahkeme bunlara şey verdi. Kaç 2 senedir benden habersiz içinde kalıyormuş. Eşyalarıma zarar vermiş. Kira mira hesapladılar. Hepsi verdiler. Ben Evet. önce Ramazan bayrama 2 gün kala saat 7 civarında buzu koymuşlardı bana, kurşun attılar. Bana değmedi, levyeye kafama vurdular. Ay Allah belasını versin bunların ya. Allah'ım Hem inanıyorum. Ben o için yoğun bakımda kaldım. Çıktım geldim. Kızım da şu an annemgillerde. Allah uzun ömürler Erzurum. versin inşallah hepsine. Allah razı olsun. Şu an 2 kişi hapiste. Yok, kızına diyorum, kızına Allah uzun ömürler versin. Öbür Allah razı olsun. terbiyesizlere demiyorum. Hem evini gasp ediyorlar hem de kurşun mu atıyorlar? Ne vallahi. Kafa yemiş bu insanlar ya. Ben o için çıktım direkt dedim uzaklaşayım. Çıktım geldim buraya ya. İyi Sağ olsun. yapmışsın. Bir de Bir vay akrabalık aramız şerefsizlere iyi bak. geldi. Bir de şerefsizlere bak. Yani hem evinde kalıyorlar hem sana busu kuruyorlar. Tabii canım ya, ben vallahi kirada istemiyordum. Çıksın gitsin. Ben o dedim ki senin su elektrik ne varsa yine ben yatırırım. Evimde Bak çıkayım dedim. ne güzel, sen kalmalarına rağmen güzellik yapmışsın. Adamlar senden evi almaya çalışıyor. Bir çoban insandan ne beklersin? Kışın ahırda hayvanlara bakır, yazın dağda çobanlarda çobanlık yapıyor. Medeniyetli affedersin eşeklerin peşinde dolaştığı insandan ne beklersin? Ay, bunlar eşek de sikiyordur şimdi. Vallahi günahları onların boynuna. Şaka yaptım, mecazen söyledim de. Ben şöyle söyledim, ben açık net bir insanımdır. Böyle kendimi ağırdan satmayı sevmem. Ben öyle ciddi bir ilişki aramıyorum açıkçası. Baştan söyleyeyim. Benim arayışım böyle 2-3 haftada bir görüşebileceğim bir erkek. Mesela evimi biliyor diye aramadan sormadan tak diye evime gelmeyecek. Saygılı olacak, beni arayacak, müsait misin diyecek. Bunlar önemli benim için açıkçası. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu hem bayan hem erkek bir ihtiyacıdır yani. İnanki bir Evet. ihtiyaç Bu bunun. normal bir şey zaten. Tabii canım mesela anlaşırız 2 haftada, haftada bir. O sen mesaj çekersin, müsait misin? Ben kendi kafama göre arayamam. Ben ama şeyim, bak söyleyeyim sana, çok doyumsuz bir insanımdır. Nasıl yani? Cinsellik konusunda erkeğimin performanslı olmasını isterim. Ben sana ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. İnan ki ben boş durmam. Boş durmam. Yani ben bir daha söyleyeyim, kızmazsın değil mi? Yok yok, rahat açık konuşabilirsin ama aramızda kalsın. Benim buluştuğum bayan temiz olsun. İnan ki ben en az yarım saat yalanım. Ben yalama hastalığım var. Ben bunu sana baştan söyledim. Ben güzellik salonu çalıştırıyorum. Mesela benim amcığımda kıl çıkmıyor hiçbir şekilde. 35 bin liraya ben özel ağda yaptırdım. Ya tüy bile çıkmaz yani. Ben çok takıntılıyımdır temizlik konusunda. Aynı temizliği erkekten de beklerim. Yani günde 3 kere dişimi fırçalarım. 2 günde bir temizlik bakım yaparım. Duştan sonra hemen giderim. Vücudumda tüy var mı yok mu hepsini alırım yani. Valla benim biz erkeklerde tüy almıyoruz biliyorsun yani Kıllı bu erkek seviyorum ben canım. öbür kısım alınıyor tabii, öbür Ya kısım yok pil. yok, onu söylemene gerek yok. İkimiz arasında konuşuyoruz canım. Başkalarını karıştırma lütfen. Yok yok, onu demiyorum, kendi şahsıma diyorum. Nasıl yani? Yani vücuttaki kıl duruyor ama koltuk altı şey
alt kısım alınıyor tabii. Oraları biliyorum canım ama göğüste kalsın kalı yani. Valla Öbür bana kısım demene gerek yok. Ben bunu sevmiyorum mesela. Birine güvenirsem, ben herkese rahat konuşmam. Ama rahat konuştuğum insanın da böyle üstü kapalı konuşmasını sevmem. Hani sen terbiyesizlik olmasın diye yapıyorsan yapmana gerek yok. Açık konuş yani. İnan ki ben sana söyleyeyim, eğer nasip olursa, tanışırsak, Oğlum buluşursak, inan konaklarda bir ki yer yani söyleyeyim. Veliköy bunlara neresi? açılacağım Bir seni, bilindik buna bir emin mekan falan yok olabilirsin. mu? Efendim? Dedim bulutların üzerine seni uçuracağım eğer nasip olursa. Çok tatlısın. Valla. Ama ben bilmiyorum hani böyle konuşuyorum da belki seni beğenirim, severim falan bir bakmışsın. Aramızda bir ilişki oluşmuş yani sürekli Bakmayalım. görüşüyoruz. Bu da Tabii canım. olabilir. Büyük konuşmamak lazım sonuçta, doğru mu? Ben 42 yaşındasın değil mi? Efendim? Sen 42 yaşında mıydın? 43 yaşındayım bence de. Ben de 41'e girdim. Kaça girdin? 41. Ay ne güzel. Yaş farkı da yok. Aynı yaştayız. Yani senin için yaşın problemse kapatabilirim. Benim için Yok sorun değil. yok canım, ben zaten yazmışım. Ben hani biz sübyeci değiliz yani, 25-18 yaş peşine koşacağız. Ay ne güzel konuştun canım ya. Sübyecilerin çoğu şerefsiz. Ben onları hiç Vallahi sevmiyorum. Kur'an'ıma bak, sana yemin ederim. Dün bir tanesi aradı Çorlu'da. Evet. Dedi ben 18 yaşındayım dedim bacımsın. De, Aynı bu doğrusu şekilde. Dedim 15 yaşında benim kızım var dedim. Sen benim bacımsın dedim. doğrusu o Kapattım. zaten insanlar kafayı yemiş şerefsizlik yapıyorlar yani gerçekten. Yo, o bize yakışmaz, o bize yakışmaz. Sefil sana ismini atıyorum Ben adamın tamam, profilini çabuk incele denkine bana. gelir. Canım bir dakika Tamam. telefonu şarja koyuyorum bekler misin bir? Tabii canım, beklerim de, ben de burada şarja koyayım da. Sefil sana adamın ismini söyleyeceğim. Acilen bak bakayım adam düzgün konuşuyor amanım kalbini kırmayalım. Profiline gir piştik var mı? Ya cinsellikle alakalı mesaj yazmış da. Yani tam emin olamadım. İsmi o bak yazdım. Dur hatta kullanıcı adını vereyim sana bu adamın ben. Gereksiz yere kalbini kırmayalım eğer kötü bir insan değilse. Her konuşmaya da inanılmaz arkadaşlar. O yüzden incelememiz lazım. Bir bakalım profilinde neler var. Yarak fotoğrafı atıyor mu? Sapıklık yapıyor mu? Yaparsa affetmem yani. Ya sırf sübyancı değil diğer türlü sapıklığı yapacak diye bir şey yok. Ama eleman çok orijinal. 18 yaşında biri bunu niye arasın? Çok yemin ederim çok yalan söylüyor. Hiç şaşmaz. Ya işte ben sonra niye arıyorlar biliyor musun? Dolandırıcılar arıyor tamam mı? Ya diyor ki bizim hesabımıza para yatırın, ödemeyi önden yapın, gelip sizi de sikişeceğiz, biz eskortuz diye. Genelde de bu tarz mallar yesin diye 18 yaşındayım, 19 yaşındayım diyebiliyorlar. Adamın doğru deme ihtimali var. Evet o. Evet kardeşim o. Sefil buldu şu anda. Bir incele bakayım. Bana fotoğraflarını at, profilinin ekran fotoğrafını at, kararı ben veririm. Alo. Efendim. Canım taktım şarja. Şimdi rahatım. Kahve yapıyorum bir de kendime şimdi. Dedim, eğer ben yarın izinliyim, eğer danışma muhasebeler müsaitsen bir yere gider, bir çay da kahve içeriz. Yani Vallahi bilmiyorum. Keşke zamanın olsaydı. Seni sevdim ben. Delikanlı birine benziyorsun. Bir yarım valla saatliğine bana ciddiyim şey yani. kahve içmeye gelirdin şimdi. Olmazsa çoğu, yani ben buraları fazla bilmiyorum. Ben Şelale söylerim Çay yani. Bahçesi'ni biliyor musun? Efendim? Şelale Çay Bahçesi. Burada mı? Evet. Vallahi bilmiyorum. Ay Şey var bilseydim mesela, belki ben bu orada oturuyorum. Gelip bir yarım saat bir kahvemi içerdin şimdi. nerede tam olarak? Şelale Çay Bahçesi var. Sana tarif etsem de bulamam ki 3 aydır taşınmışsın. Ben içini bilmiyorum. Ben tek bildiğim yer bu ormanın içinde Çorlu yol üzerinde şey var ya, bir tane restoran var. Yalı restorantı mı diyorsun? Ben orayı biliyorum. Orada da benim kardeşim çalışıyor. Aşçı Ay olan. Yalı restorantı yakınım ben. Valla. Evet, oralarda oturuyorum. Tamam, o zaman yarın gelin seni bir çayını içeyim. Kaç dakika uzaklıktasın oraya şimdi? Anlamadım. Kaç dakika uzaklıktasın? Valla ben şu an burada kira oraya arasında mı? Efendim? Şimdi çalıştığım yerle konutlar arasında mı? Evet, yok Yalı restoran arasında. O bayağı uzak oldu. Şimdi ben çalışayım, inmem lazım. En az 40-45 defa Sen söylüyorum. şimdi işten de çıkamazsın değil mi? Sonuçta bekçilik yapıyorsun. Tabii yani şu an bekçilik yaptım. Ancak sabah 8'de çıkıyor. Sabah 8. Sabah da olabilir aslında uyanırsan valla. Tamam, ben Aslında yarın yine market bir yakın mı sana?
Yazdığım market. Market dedin ya, market var bir tane diye. Okulun içinde ya. Yok yok, sana şimdi uzaklıkta mı market? Yok, uzakta değil. İşte sen geleceğin zaman telefonu markete verirsin, ben ona tarif ederim, o sana söyler hangi otobüse bineceğini falan. Şimdi kendi numara mı benim markete? Yok yok, onu demiyorum. Yani yanına gidersin Evet. geleceğin zaman, ben ona tarif ederim, o seni yönlendirir. Telefondan çok zor bulman senin. Tamam, olur. Tamam, olur. Ne zaman istersen markete gittiğin zaman bana söyle. O zaman yaparız yani. Tamam. Sen Meliköy'deydin değil mi? Bu Evet akşam. evet Veliköy'deyim ben. Biraz korktum da açıkçası. Yok yok yok, valla korkma, ben sana diyorum ya, yemin ederim kimseyi tanımıyorum ya. Anladım canım, Ben dur ben bir marketten sipariş. izinli günde o Meliköy'de o cami bahçesi var ya, o park. Evet evet dur canım, ben şey yapmıştım da. Memlüs Durağı'nın orada. Canım bir dakika bekler misin? Ben yemek söylemiştim de, kapı çalıyor. Tamam. Geliyorum. Bir dakika durun. Geliyorum. Merhabalar. Merhaba abla. Ben şey kart demiştim ama post makinesi getirmediniz mi? Post makinesi istemiştim. Post makina benim söylemedi patron. Patron bunu post makina söylemedi. Bende nakit yok canım, o yüzden dedim yani. Tamam siz kokoreç. Kokoreç istedi abla. Kokoreç. Tamam kokoreç istemiştim de. Nasıl yapacağız? Sen git o zaman post makinesi getir gel. Olmaz olmaz. Ben oturacağı zor benim. Ben bilmiyorum. Para para. Canım, bende nakit yok. Post makinesi getireceksin, benim karttan çekeceksin. Anladın mı? Yok, öyle değil. Makine yok mu? Post makina. Makina. Allah'ım ya Rabbim ya. Kafayı yiyeceğim Suriyeli mi, paketçiye bak. Afganlı mı? Efendim? Bu Suriyeli mi, Afganlı mı? Sen nerelisin canım? Ben Ben Afganlıyım. Afgan. Taliban kovdu Türkiye'ye. Ben geldim. Uçuyla. Canım tamam, bak ben sana diyorum ki ben oraya yemek sepetini yazmıştım post makinesi diye. Anlıyor? Yemek sepet? Yok yok, kokoreç geldi, kokoreç. Canım kokoreç geldi, biliyorum. Yemek sepeti yok mu? İnternet. Ethernet. Evet, var. Ben evet, Umar Kara, ben ekle, ben arkadaş. Yok, ne ara ekleyeceğim seni? Allah belanı versin. Sen git bir şey yapsana, bir dur. Bir dakika dursana bir ya, sen bir bekle. Alo. Efendim. Kafayı yiyeceğim ya. Diyorum ki internetten sipariş ettim, yemek sepetinden, tamam mı? Bana diyor ki internet ekle beni diyor. Allah'ım ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Bekle dur, orada kal. Ben senin dükkanını arıyorum, bekle. Canım bir dakika bekler misin? Şunun ben dükkanını Tamam, arayayım. bekliyorum. Bekliyorum canım, bekliyorum. Arkadaş benim internet. Yok yok, ben arayacağım, bekle. Tamam Umar Kara, ben arkadaş. Facebook. Arkadaş için ikimiz. Ya sussana ya, Allah'ın ya belası. Beni Facebook'tan ekle diyor ya, olaya bak. Facebook'ta beni ekle diyor. Evet, ben dedim ki internetten sipariş ettim, yanlış anladı. Sanıyor ki internetten ekle anlamına geliyor. Ya sık mı gitsin ya? Bir dakika dursana bir canım. Ben bir dükkanı arıyorum, açık kalsın telefon, bekler misin? Tamam, bekliyorum. Bir şimdi sinemaya bak. Arkadaşlar eleman yarrağının fotoğrafını atmış. Video olarak 31 çekmiş, karalara atmış. Bu da var. Bilginiz olsun. Af yok kesinlikle. Bana şu an hepsinin fotoğrafı geldi. Hala da inceliyorum. Oo, amını siktiğimi piçiği de yarrağımın kıllarını kesiyorum demişti. Orospu çocuğu nasıl kıl ya? Amına koyayım. Bunu çim biçme makinasıyla anca kesersin ya. Permatik de kesmez bunu ya. Amına koydum. Ya senin dükkanın sahibi de açmıyor, anlamıyorum yani. Sen ne yap biliyor musun? Dükkana git, tamam mı? Evet. De ki post makinesi. Post makina? Ben bilmiyorum. Ben para ver, kokoreç verecek ben sana, kokoreç. Tamam canım, bak diyorum ki ben internetten sipariş ettiğim için oraya yazdım post makinesi getirin diye, tamam mı? Hani ben karttan ödeme yapıyorum ya. Kart, internet, arkadaş. Tamam, Facebook, Umar Kara, arkadaş. Geleyim ben. Oturak beraber. Yok istemiyorum. Bak benim kocam hatta şu anda, terbiyesizlik yapma. Yok yok, ben arkadaş. Kokoreç getirdi arkadaş.
Alo. Canım hoparlörü aldım. Bir ses çıkarsana şuna. Şey arkadaş, dükkanına git, post makinesi al gel. Belediye kartıyla ödeyecek. Dinle, sana diyor, sana diyor. Bak bana diyor ki benim Facebook'tan ekle diyor. Tek gördü ya şerefsiz. Yok yok, kofor yok. Bana bak, ne Facebook, sen ne diyorsun? Abi kokoreç getirdim abi, kokoreç. Tamam, kokoreç getirdim. Orada yazmış post makinesi getir. Belediye kartı. İnternette. İnternete yazdım. Evet, internete. İnternet arkadaş, tamam. Bir Facebook Umar Kara. Arkadaş ya, arkadaş değil değil. Abi tamam tamam, ben eklesin beni abi. Sen eklesin beni abi. Ekle beni sen. Ben kimse eklemiyor. O kimse eklemiyor. Sen dükkanına git. Patronuna söyle, port makinesi sana versin, sen geri gel. Bak diyorum ki, al ben yemeği de istemiyorum, yemeği geri götür. Olmaz olmaz, patron bana kızar. Ben yemek söylemek var, ben geldi yarım saat oldu. Para ver, ben gideyim o zaman. İnternete yazdım kardeşim, post makinesi diye, Allah'ın belası. Tamam internet, ben Omar Kara, Facebook. Sen çok güzel kadın, arkadaş Türk o mükemmel. Bak bana yapışıyor canım, şuna bir şey söyle ya, kafayı yiyeceğim. Ya ne, alo, sesin geliyor mu sana, Alkan? Evet abi. Ne arkadaş güzel diyorsa, bak beni oraya getirme, seni bana kurtarma. Yok kufur yok abi, ben kavga yok. Arkadaş dedi, eklemek var internet. Arkadaş yok, sen yanlış anlıyorsun. Pokeri sana diyor ki git dükkanına post makinesi al gel. Eğer almıyorsan da yemeğini al götür. Ben abi Türkçe zor benim. Yani internet arkadaş, senin karı abi bu. Sen Afgan mısın? Evet Taliban, ben geldi Afgan abi, ya, 3 ay oldu. İşte bir dakika bekle, bir dakika ben Afgan arkadaşa benim sana Afgan anlatsın. Bekle. Bak, ben canımı sıkma orada ya. Bak sana Afgan verecek şimdi. Tamam kokoreç, para kokoreç, tamam. Verecek, bir dur ya Allah'ın. Ay başımıza bela oldu akşam. Habib. Evet abi. Bekle. Bekle dur. Tamam ben Habib. Gidecek kavga yok. Para. Tamam bir dakika dursana bir ya, sana anlatsın. Ay. Şuna bir konuşsana ya, bu Afgan benim arkadaşıma yemek götürmüş. De ki post makinesi, bunu kulağına koy. Bu Afganca söyle, de ki dükkana git, post makinesi al gel, kredi kartıyla ödeyecek. Bu ikide bir kadının rahatsız ediyor ki arkadaş arkadaş, bunu bir şey söyleyelim. Alo. Evet. Sen konuş canım, söyle de hemen gitsin, bozu söyle. Alo. Ben dinliyorum canım, seni dinliyor şu anda. Bak Afgan dinle. Ay. Dinliyorsanız ne söyleyeyim? De ki git dükkanına post makinesi. De ki bu hanımefendi de internete yazmış da, tamam mı? Post makinesi getirin diye, nakit yokmuş, gitsin post makinesi getirsin. Para kokoreç. Post makinesini getirsin. De ki nakit parası yok. Nakit parası yok. Söyle canım, dinliyor seni. Telefonu ona verme. Sana diyor. Sen söyle, hepsini söyle, ben telefonu vermiyorum. Söyle sen. Vatandaş ama mega ki yegan makine ki paysa mi kaşa amura biar mega ya cebim paysa inaht na darım mega amu post makine kim biar amu mitum mega kort darım mega. Tamam o zaman ben kokoreç yok, ben alıp gelmek sonra kokoreç, tamam. Tamam. Tamam, teşekkür ediyorum Afgan, sağ ol. Hadi git. Hadi git. Ay canım çok teşekkür ediyorum, anladı sonunda ya. Ya rica ederim abi, bu ben ya var ya, bu ben az önce konuşan arkadaş, keke gibi arkadaş, Allah razı olsun ya. Ay Allah razı olsun, anlamıyor Türkçesi zor ya. Ya bir Facebook arkadaş. Vallahi başımıza sabah çıktı ya. Kafayı yemişler bunlar. Yani kafayı yiyeceğim gerçekten var ya. Allah da ben orada değdim, bana onu aşağı atalım. Yok korkak biri zaten ya, sarışın bir tip, korkuyor. Ben böyle bağırıyorum, geri çekiliyor, korkuyor. Ya onda değil de hani bir bayana bir şey, Facebook'la biliyorsun, bayan senden yemek istemiş. Gitti mi? Gitti tamam, diyor ki bana şey diyor, bir de tamam kokoreç yok, ben alıp geliyorum, kokoreç var diyor. Bir de şey sanıyor hani, kokoreci bırakmam diyor makineye getirmeden. Canım bir kapat, ben kahveyi yapayım, arayacağım seni bir dakika sonra. Evet tamam canım. Arayacağım, aç tamam mı canım? Yok ben telefon 24 saat açık. Tamam canım, arayacağım, görüşürüz. Görüşürüz, Allah'a emanet.
Lan bir bu olmamıştı bu amına kodumun canlı yayınında. O da oldu ya en son. Bir bunu yapmamıştık herhalde ya. Her güne bir alkış ya. Sanat yapıyoruz lan burada. Sanat yapıyoruz. Öyle bir film çekiyoruz ki oyuncular gerçek amına koyayım. Oyuncu değil. Gerçek hayattan oyuncular. Hakan Günday'ın Zargana kitabında da Zargana adlı karakter film çekiyordu ama kimsenin film olduğundan haberi yoktu. Aklıma o geldi. Donetleri okuyalım bir. Şimdi bilerek araya fazla zaman soktum ki şimdi Afgan bir daha gelecek. Onları bir kavga ettireceğim ben. Lan bu yarrak var ya harbi bizi bıçaklamasın. Oğlum bu eleman çok sıkıntılı bir eleman yalnız ha. Size bir şey diyeyim mi? Harbi sıkıntılı bir eleman. İğrenç ya. Çok kötü şeyler paylaşmış oğlum ya. Pasif, aktif demeden var ya. Yaklaşık 356 tane yarrak fotoğrafı var. Amına koyayım ben bunun vizyonunu sikeyim ya. Yarrağın fotoğrafını da nasıl atmış biliyor musun? Kalkmamış halini atmış böyle buruşuk buruşuk. Yani sanırsın ki 70 yaşında dedenin yarrağı ya. Bu nasıl bir orospu çocukluğudur? Yani nasıl yarrak fotoğrafı atabiliyor bu kadar? Bir de attın gidip öyle buruşuk buruşuk böyle amını siktiğim. Bu nasıl bir yarraktır ya? İçine kaçmış böyle minik bamya gibi. Donetlere bakalım. Dur. Evet, günlük siftahları kimden geliyor? Bakıyoruz. Her güne kimden destek oluyor? Yok. Gelmemiş. Tamam. Bir iki duman çekin başlayacağım arkadaşlar. İsmet Dede ile kavga etsin. Biz bunu en sonunda troll olduğunu söylemeyelim. Bundan korkan bunun gibi olsun oğlum. İşin esprisindeyiz. Bazen böyle espri olsun diye yok bize şunu yapar mı bunu yapar mı? Herkes yapabilir oğlum bize. En korkağı da yapabilir. En güçlüsü de yani. En garibanı bile gelip öldürebilir bizi. Bunlardan korkan bunun gibi olsun amına koyayım. Yarrağın fotoğrafını atıyor sürekli. Böyle delikanlının tamamına okuyayım ben. Böyle delikanlı mı olur lan? Şimdi arıyorum arkadaşlar. Şimdi İsmet de komşusu olarak atılsın mı? Evet öyle yapalım. İsmet'i de komşusu olarak atalım. Hatta İsmet bunu tokat derse etsin Afgan'ı. Nasıl olur beyler? Mükemmel olurdur. Teşekkürler Melis. Onur'a gelmiş bizlere. Rabia Gökçen Çakır. Abi iyi yayınlar, seviliyorsun. Rabia teşekkürler. Bu arada Eda bizlere dün 500 lira atmış arkadaşlar. Benim en paraya atmış. Teşekkür ediyorum. Eda burada izliyorsan bilgin olsun. Dün görmedik. Onu söyleyelim herkes bilsin. Ben kendisine teşekkür ettim de yayında da söyleyeyim herkesin haberi olsun. Dün atmış. Tamam mükemmel bir troll, mükemmel bir tiyatro. Fazla geciktirmeyelim. Orhan Ateş bizlere atmış. Üye olmuş. Teşekkürler. Kadınları görmek destek konusunda güzel. Siz para yedirirsiniz. Ben para alırım lan. Şaka yapıyorum bu arada bacılar. Bacı değil de hepsi yani şimdi. Şaka maka da bugün kokoreç yedim ha. Şaka. Ondan aklıma geldi kokoreç.
Osurdu galiba. Yok, kasıklarım ağrıyor oğlum. Nofap'ta olduğum için. Özgürlüğüne kavuşmak isteyen bazı şeyler var. Bazen Evet. ağrı yapabiliyor. Alo. Efendim canım. Ne yaptın? Valla dolaşıyorum kendimi. Ben de kahve yaptım şimdi. Kahve içiyorum valla balkonda. Çekildi. Kahvesi. Efendim canım? Türk kahvesi mi? Evet. Vallahi en sevdiğim. Ben çok seviyorum. Kahve yapmayı biliyor musun sen? Tabii canım. O zaman geldiğinde kahveleri sen yapacaksın. Vallahi ben yani 23 sene barmenlik yaptım da. Arkadaşlar, iftira olmasın diye tasdiklemek amaçlı, iyi dinleyin. İyi dinleyin. Bakın, yalan söylemiyoruz biz. İyi Sesim dinleyin. geliyor mu? Bakın. Zarflayacağım. Ne diyecek? Efendim canım? Benim sesim geliyor mu? Az geliyor. Niye sesin azaldı böyle? Bir saniye bekle ben kulağı takmışım ya. Daha yeni daha iyiydi. Öyle yapsana canım. Aa, şimdi güzel mi? Şu an daha güzel. Bir de bir şey diyeceğim. Ben şimdi profiline baktım da sen çok açık fotoğraflar paylaşmışsın. Eğer bende bir ilişkin olacaksa onları kaldır yani. Ben sevmem. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir ilişkiniz varsa ben Twitter'ı tipten kapatacağım. Niye canım o kadar açık fotoğraflar paylaştın ki? Yani insan biraz Valla özel olmalı bilmiyorum. yani. Valla bilmiyorum ki. Yani nasıl bilmiyorsun Gerçekten sen? açık fotoğraf mı gerçekten? Evet, penisin gözüküyor fotoğraflarda. Allah Allah da onu ben şimdi telefon kapattıktan sonra ben onları hepsi kaldıracağım. Kaldır yani canım, sonuçta hani. Valla özür. İnan ki özür dilerim. Yani onu hani bilmiyorum ki. Allah Allah. Ay nasıl oldu acaba ya? Belki bir an böyle gaza gelmişsindir. Olabilir. Kusura bakma, özür dilerim. Ama canım sesin azaldı. Biraz yüksel yani sesini. Dedim özür dilerim, kusura bakma. Sesin bir garip oldu. Sesin gelmiyor, az geliyor. Bekle ben bırakıyorum, kapatayım. Tamam. Çünkü Bluetooth cihazları ya bazı yerlerde çekmiyor. Ya eski yerine geç. Orası çok güzeldi ya. Şimdi duyamıyorum. Çok az gene. Burada var ya hatını Türk Telekom'da Vodafone'a koydum yine çekmiyor telefon. Buralarda telefon çekmiyor. Evet, biraz sorunlu buralar da şimdi geliyor canım. Böyle kal. Sakın bozma. Şimdi var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Tepeye çıktım neredeyse. Ay, tepeye niye çıktın? Soğuk hava. Dedim hani özür dilerim o fotoğraflar için gerçekten. Kusura bakma. Ya Sen söyledin önemli değil. valla ben Sonuçta benden utandım. önce yaptığım bir şey. Yani benlik bir şey yok. Benden sonra kaldıracaksan problem yok ama yani sonuçta benim konuştuğum erkeğin penisi bana özel olsun. Herkes Yok. görmesin. Tabii canım. İnan ki telefon biz konuşma bittikten sonra hepsini kaldıracağım. Ay tamam. En azından söz dinlemen gerçekten mükemmel bir şey. Benim Tabii için canım. problem yok. Ben anlayışlı bir insanım. Kafan rahat olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Seni sormak istediğin bir şey var mı? Bana sorabilirsin. Dedim sen ilişkide neyi seviyorsun? Cinsel ilişkide mi? Hı. Yalatmayı çok severim ben de. Yalatmayı seviyorsun ne? Evet, aşırı severim yalatmayı. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? Ben başımı koydum en Canım, bir de az senden bir yarın. ricam daha var. Bir de cinselli konuşurken vallahi yemin ederim falan deme, tamam mı? Sonuçta onlar dinsel kelimeler, çok Sen günah. de. Ben yarım saat yalarım. Yarım saat mi? Evet. Hep öyle diyorlar de, hep 10-15 dakika, 10 Yok dakika yok falan. inan ki bak ben sana böyle bir şey söyleyeyim. Ben İstanbul'dayken benim bir tane bayan arkadaşım vardı. Evet, O da evet. o evlendi gitti. O Evet. evli o nasıl nişanı takınca zaten ben telefon numaramı da değiştirdim. Ay ne kadar dürüst, namuslu bir insansın. Ben telefon numaramı da Amına değiştirdim. koydum. 5 saatte, 6 saatte ben 7 posta gidiyordum. O kadar. Evet. Aa, sen libidon yüksek galiba. Ya ben seviyorum. Ya bazıları nasıl diyeyim sana yapıyor biri posta, ikinci postada sıkılıyor ya. Evet. Ben sıkılmıyorum. Ay ne güzel. Şey, peki G noktasına temas ediyor musun? Söylemesi ayıp. O nedir? G noktasını bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Şey, hani böyle vajinanın girişinde hemen. Bu üstteki boncuk gibi bir şey mu? O klitoris canım. Ha, ben orayı yalamayı seviyorum. Orası cücük, soğan cücüğü, o klitoris. Bir de Evet. G noktası var böyle tam girişinde vajinanın.
Yok, onu bilmiyorum. Sen söyledin de ben ilk defa duydum onu. G noktasını bilmiyorsun. Peki C Hı? noktasını biliyor musun? Ya sen, onları da sen bana öğret. E tamam, olur, geldiğinde öğretirim. Tamam. Artık benim hocam da sen ol. Boncuk dedin ya, çok hoşuma gitti. Boncuk mu diyorsun sen ona? Ben ona boncuk diyorum. Ben zaten ağzımı oraya koydum. Bayanlar çıldırıyordu. Aha, gerçek doğru, biz oradan zevk alıyoruz. Siz orada mı alıyorsunuz? Evet Ama hep. ben dedim benim o kız arkadaşım niye böyle benim saçımı çekiyordu diyordu ağzını çıkartma. Ay çok tatlısın canım ya. Rica ederim, teşekkür ederim. Sen de Ay. tatlısın. Ama ben cinsellikte kibar erkeği hiç sevmem. Cinsellik başladı, seviştik. Konu sekse gelince biraz erkeğin böyle sert olmasını, bağırmasını, çağırmasını severim. Emir vermesini. Tamam, olursa eğer olur. Mesela diyelim ki Yani cinsellik sırasında seni bir ölçmek istiyorum şu an. Bir teste hı tabi tutmak istiyorum. İçime giriyorsun, böyle zevkten uçmuşuz, tamam mı? hı Boğazımı eline böyle bir kavradın. Fazla sıkmayacak derecede gözlerimin içine bakıyorsun, tamam mı? hı Bana sert olacaksın. Böyle birden bağıracaksın, emir vereceksin. Yat yere orospu diyeceksin ama böyle gerçek bir erkek ses tonuyla bağırarak nasıl yaparsın? Bir yapsana şu anda. Valla ben o şekilde yaptığım zaman biraz sert oluyorum ya. Şimdi yap bir, onu canlandırak şu anda. Nasıl Ben yaparsın? yani şunu ben onu yaptığın zaman affedersin yani orospu diyorum. Sen Tamam, ben benim neyim seviyorum. sen benim. Hayır, onu demiyorum. Mesela şu an seksteyiz, tamam mı? Farz et bir, Tamam. tamam mı? Şu an içindesin, tamam mı? Tamam. Hızlı hızlı gidip geliyorsun. Birden Hı-hı. kendini o kafaya sok ve söyle. Yat yere orospu de, bağır bakayım bana bir şimdi. Yani içindeyken söyleyeyim değil mi? Evet, şu an bir söyle bakayım, duymak istiyorum. Ben mesela şöyle diyebilirim. Aç bacağını. Evet, işte böyle sonra. Tamam, aç bacağını diyeceğim. Yani Diyeceğim diye ama şu an mesela ben öbür kelimeyi de söylemek istemiyorum. söyle, hayır, benim hoşuma gider. Ben şu an Yani zaten aramızda kalsın. Bak, ben şu an biraz mesela ıslandım. üzerindeyim, gözlerine bakıyorum ya. Mesela Evet. kendini kasıyorsun ya. Bağır birden Diyorum bakayım ki bir. aç bacağını diyorum, orospu diyorum. Ah, çok güzel ya. Tam aradığım erkek tipisin. Gerçekten tam aradığım erkek tipisin ya. Vallahi mi? Ben sekste böyle biraz kro erkekleri severim böyle. Yani maskülen, maço erkekleri severim yani. İnan ki ben sana ne diyorum? Eğer olursa, nasip olursa vazgeçemezsin benden. Tamam, şu an canım ben ıslandım, aramızda kalsın da iç çamaşırından oynuyorum. Şu yemek gelsin, yemeği yiyeyim, sen beni bir kere telefonda boşalt, olur mu? Olur. Şey olursa görüntülü de yapabilirim yani. Şimdi değil, Hatta hemen değil. Biraz tanışalım. Ben güvenirsem yarın kendim veririm zaten, tamam mı? tamam. Yarın sabah çay kahve içiyor muyuz? Bakalım, gece sonunda söyle. En kötü yarın öğlen, tamam mı? Tamam. Olur. Şu an mesela biraz dokunuyorum. Bana bir daha komut versene. Yat yere orospum. Yat sikeceğim seni de. Bir hayvanlaşır mısın? Duymak istiyorum. Önce sen eğer boşalmak istiyorsan bir de yavaş yavaştan başlayalım, seni boşatayım. Tamam, hadi canım, hadi. Tamam, seni soyuyorum önce. Bir Evet elim canım. senin, bir elim amcın içinde. Benim bir elim senin memende, ağzın memende, Evet, bağır şimdi bana, içime giriyorsun. yalıyorum. Bağır bağır, hadi bağır erkeğim. Aç bacağını, aç bacağını orospu. Seni bir böyle sert sikeyim. Ah, çok güzel. Aa, içine Ah. giriyorum aşkım. Gidip geliyorum, sert vuruyorum. Taşaklarım götüne değiyor. Ah. Oh, çok sıcak, çok sıcak. Evet. Çok Evet. güzel. Bağır biraz daha, Boynumu bağır, hayvanlaş biraz. yala orospu. Evet, yalıyorum aşkım. Evet, yala, yala orospu. Oh. Canım, hangi dilleri biliyorsun? Bana her dilde küfür eder misin? Hangi dilleri biliyorsun? Ah. Küfür mü? Evet, her dilde küfür et bana, her dilde. Ben sadece bir Kürtçe biliyorum. Tamam, Kürtçe de olur, fark etmez. Arapça da olur, Tamam. Kürtçe de olur. Hepsinden küfür Aç et. şaka kahveke orus vezetlerini. Ah, çok güzel, çok hoşuma Evet, gitti. gidip evet gidip geliyorum, sert vuruyorum, Kürtçe taşakların devam götüne et. Kürtçe çok değiyor. hoşuma gitti. Evet. Evet, kemendir vazetlerde çık değil mi derdinim o. Oh. Veke şaka kahveke. Veke kuallaten. İşin ulaşmış kim? Çok güzel, devam et. Hem Türkçe Evet, hem Kürtçe gidip küfür gele et. dışım değil mi, dışım değil mi? Ben Ah. vazete parçalı. Oh. Oh, Ah. oh. Evet, sen benim neyimsin? Orospunum ben senin. Evet, Orospunum. sen benim orospumsun.
Canım bir Türkçe küfür et. Canım bana bir Türkçe küfür et, bir Kürtçe karıştırarak karıştır karıştır. Evet. Oh. Evet, orospu yamın. Evet çok güzel. Orospu yamın de. Orospu evet, yamın de. evet, orospu yamın. Evet, Türkçe de küfür et her dilde. Ah, süper. Ah, ah. Canım bir dakika, bir dakika zil çalıyor. Ne dedin Cemal? Dedim ben o Afgan'ı götürelim. Geldi zamanı mı buldun? Ay ya tatlısın, bekle dur. Geliyorum. Kız ıslak donlu adamın karşısına çıkma. Yok yok, giyiniyorum. Bir dakika aşkım. O da var ya, yemin ederim benim içim de rahat. Canım öyle değil mi? Bak ben sana demedim cinsellik konuşurken yemin etmediği. Aa lütfen. Özür diliyorum ya, aniden çıkıyor. Tamam canım. Bir dakika dur. Geliyorum Afgan, bekle. Çalma, çalma, dur. Ay. Bir dakika. Dur, telefon açık kalsın da ne olur ne olmaz canım. Şimdi bu terbiyesizlik falan yapar. Tamam. Getirdin mi Afkan? Evet, kokoreç, kokoreç. Ne kadar borcunuz? Ne kadar? Şey, 70 milyon. Milyon 70. Tamam, bir dakika. Al kartı. Şey var, temassız var mı? Temassız, temassız. O ne demek? Yani ne oldu? Şey yapacaksın yani, temassız. Yaz oraya sen 70'i. Bir dakika. Evet, öyle yapıyorsun. Tamam, bu böyle doğru. Tamam, doğru. Şimdi okut bakayım üstüne. Evet. Yok, olmuyor bu. Sen kartı sok bakayım bir. Ben bilmiyorum bu. Sen yap bunu. Ben nereden bileyim kardeşim, Allah'ım ya Rabbim. Sen ne zaman işe girdin ya? Ben 3 ay Türkiye'ye, ben 2 gün çalışıyorum, 2 gün çalışıyorum. Tamam da yani seni niye gönderiyor bunlar? Sen yap, sen yap. Ben bilmiyorum ki canım, şimdi beni şimdi şey Tamam, yaptıracak. o kartı içine sok. Bir dakika ben sokayım da bekle dur. Ver bakayım bunu, ver. Tamam, fazla para yok, tamam. Az para yazmak yok. Tamam ya, uf. Gözüküyor zaten, Allah'ın belası. Nereden geldi ya? Kafara yok Onlar bana. zaten fişi veriyor sana. Allah'ım ya Rabbim, bundan sonra internetten ödeyeceğim ya parayı. İnternetten ödeme yapsaydım keşke, ay Allah'ın belası. Ethernet, tamam. Facebook, Umar, erkek ekle beni. Ya ne diyorsun sen, eklemeyeceğim seni ya. Bir dur. Sok şimdi, yap bakayım hadi. Nasıl yapıyorsan. Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Ben bilmiyorum Siz abi. kartı soktunuz mu içine? Ya sana söyleyeyim de canım, dur hoparlörü aldım, şu Afgan'a söyle ya abi. Ya o kartı koy içine. Bir dakika, bir dakika. Sana söylüyor, sana. Evet abi, nasıl oldu? Kartı koy içine. Soktuk abi, evet. Tamam, 70 lira yaz. Ben 70. Yazsana sen, ben bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim, bak şöyle gel. Sen bilmiyorsan niye geliyorsun? Orada birden biri gelsin. Ben patron başka yok abi, gitti, paket gitti, ben çalışıyorum, bulaşıkçı, ben bulaşık, paket Tamam, sen yok. bulaşıcı da seni niye gönderiyor sen bilmiyorsun. Ben söyledi abi, unuttu, ben patron öğretti, ben unuttu abi. Tamam böyle yaz. Tamam şimdi bas bakayım nereye. Ben bilmiyorum ama şimdi. Yazdınız mı? O mavi yere bas. Mavi yer yok ki canım burada. Yes tuşu yok mu? Yes tuşu. Hangisi bu galiba? Veya Tuşuna bas bak. kırmızı var, sarı var, mavi mi, yeşil mi diye bir şey var. Yeşil var. Dur yeşile basalım. Tamam, bas yeşile. Buraya bas bakayım bir. Ne basacak? Yeşil, yeşile Ulan basacaksın. ben şimdi sana basarım ha. Ya kafır yok, Türk kafır yok. Ben Ne adamım. yok, bilmiyorsan git patronu gelsin. Ben bilmiyorum abi. Tamam, kufur yok Turko, kufur yok. Bak sana ama kızacak yani, haklı. Bilmiyor, sen niye geliyorsun kardeşim? Gece gece bir yemek söyledik, pişman Ya ettin hepimiz. sen benim eşimi içine bir rahatsız ediyorsun. Yok yok abi, ben tamam, bir dakika abi, yapacak ben. Tamam böyle yapıyorsun galiba, hadi yap. Tamam, böyle oldu. Oldu mu? Yok, olmadı daha. Bak fiş çıkarsa olur. Fiş çıkması lazım. Dur. Bana versene, bir ver. Tamam. Tamam. Sen eklemek beni Facebook ekle. Ya Facebook eklemiyor. Ne Facebook'u? ne diyorsun sen? Bak bir daha böyle dersen kocam gelir buraya. Yok Ne yok. Facebook'u? Sen dedin internet arkadaş, Facebook Umar Hayır, Karar. hayır, 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 hayır. Sen yanlış anlıyorsun. Yara kafalı. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Tamam. Şöyle yap bakayım bir. Bu olmadı. Öbürüne geç şimdi.
O kırmızı tuşa bassana bir. Buraya belki olur. E burası. Evet, burası. Sen kaç yaşındasın ablam? Ben 22, 22 oldu. Ben annen yaşındayım. Utanmıyor musun Facebook? Sen dedin internet, tamam arkadaş. Umar Kara, ben akla ben gelirim. İnternet, o internet nedir? Senin elindeki post makinesi nedir? O internettir. Tamam, beni internet abi eklesin senin beni o zaman. Niye eklesin oğlum? Bak beni oraya getirme. Yok yok abi, gelme gelme, küfür yok. Ben dedi bana ekle diye, ben internet Hayır dedi. demedi sana ekle, sen yanlış Ben anlıyorsun. sen Türkçe bilmiyorsun canım, Allah'ın belası ya Rabbim ya Resulallah. Tamam, Türkçe konuşmak var var, Facebook konuşmak Türkçe, tamam. İstemiyorum ya Allah'ın velası. Bir Ya dakika abi, dursun. bak vallahi beni gece gece oraya getirme. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, kafayı yiyeceğim gerçekten ya. Ya yemeği gönder, gitsin. Dur bir dakika, Yemek bir is dakika. Dur şöyle yap bakayım. Ah bir de küfür etme, amına koyayım abi, orospu çocuk yapma. Ne diyorsun sen ya? Küfür etme adama, terbiyesize bak. O bana küfür ediyor. Sana küfür etti, geri zekalıya bak ya. Yani onu şimdi ben onun sülalesini sikerim ama Bak beni bana oraya küfür etme getirmezsin. Turko, sen ne küfür edin orospu çocuk abi. Sen ola orospunun evladı, sen niye benim eşimdeki Bir numarayı dakika, istiyorsun? bir dakika dur, Sen bekle niye bekle. sokakta istiyorsun? Bak seni patrona şikayet edersen seni işte kovar. Bir dakika canım dur, ben karşı komşunun kapısını çalıyorum. Tamam tamam Ç yok, gidim yok. çal. Bir dakika dur, sen beklesene dur. O yapacak, post makinesini yapacak. Bir dakika dur. Ha, ona söyledi ki iteki pezeren rahatsız ediyor, ona bir Dur, işi bizim kapatmış. yaşlı bir amca var karşıda, İsmet Bey, o yapar, tamam, bekle bir. Tamam ben bekledim, tamam. Bir dakika dursana bir, İsmet Bey, İsmet Bey şey yapayım. Bir de o patronun numarasını bana at, ben onu patronuyla bir konuşayım. İsmet Bey. Bir dakika canım. Sen bekle bekle dur. O yapar şimdi post makinesini. Ha, ne oldu? Şey İsmet Bey, kusura bakmayın rahatsız ediyorum bu saatte. Yok kızım, yok, buyur söyle. Ne oldu? Ya bu yerde yemek söyledim ben. Post makinesini biliyor musunuz siz? Post makinesi kullanmayı. Ha, ben de bilmiyorum yani. Şey orada yazar ya, burada tuşa bassın. Sen mi geldin? Evet abi, ben geldi 70 milyon vermiyor abi bana. 70 milyon vermiyor. Nasıl vermiyorum ya? İsmet Bey, ben internetten ödeme dedim bu geri zekalı, tamam mı? Bana sabahtan beri gelmiş, post makinesini kullanmayı bilmiyor. Sen abi ben geldi 70 milyon vermiyor. Tamam da kardeşim, sana post makinesi, bak kart veriyorum hanımefendi. Kart veriyorum, sokak kartı, gel. Gel buraya gel. Sokak kartı, sok. Tamam abi. Heh, şimdi yap bakın. Böyle yapacaksın galiba. Bir de İsmet Bey benim Facebook'umu istiyor yani. Yok evine gelin falan diyor bana, terbiyesiz tek bulunca. Sana mı diyor? Lan şerefsiz. Utanmıyor mu lan? Amına koydum mu çocuğu sen? Seni siker atarım ha. Top. Yok yok, kafır yok abi, ben kavga yok, kavga yok. Ben gel de dedi bana Facebook akla beni. Ben demedim öyle bir şey ya. Diyorum ki internetten sipariş, hatta burada kocam var. Alo, orada mısın aşkım? Evet, buradayım. Bir hoparlörü aldım. İsmet amcaya söyler misin ne yapıyor bu şerefsiz? Ha, ne oldu? İsmet amca, bu normalde post makinesi istiyor. Bu ikide bir eşimi sıkıştırıyor. Diyor ki Facebook, Facebook numara ver, eve gireyim. Lan amına koydun mu çakalı? Seni siker top ederim ha. Piç de ne kadar terbiyesizlik yapıyorsun? Yok abi yok, ben geldi 70 Bir milyon. de küfür ediyor, bir de telefonda. Ben diyorum sen git patrona Evet. gelsin, bir de bana telefonda küfür ediyor. Evet, kocama küfür ediyor ya, bir de terbiyesiz. Ha amına koydun, seni top ederim ha. Amına koydun mu çocuğun seni? Terbiyesiz. Yok abi ben geldi 70 milyon. Bana dur internet, ben dedi tamam akle, ben bir şey yok abi. Ben öyle demedim İsmet Bey, dedim ki internetten ben ödeme yapacaktım. İnternete yazdım post makinesi getirin diye. Bu da kullanmayı bilmiyor. Sanıyor ki ben onu Facebook'tan ekle diyorum sanıyor. Amına kodumun diyor ki sana. Post makinesi sana bu küfür mü etti şimdi? Evet, sana küfür etmedim aşkım bak. Benim Evet, bana küfür etti, sabattım ben ya. Yigen. Yani ne dedi bu sana? Ya affedersin, eşime küfür ediyor bana, eşimin yanında bana diyor sen amına koyayım diyor ya. Lan çakal. Sen alamadın. Küfür etmişsin lan. Yok yok, orası bu çocuk amına koyayım bana küfür etti abi. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Tamam abi, yok yok abi, tamam, ben gidiyorum gidiyorum abi. Ha amına koyduğum çocuğu. Vurun vurun, terbiyesiz orospu çocuğu. Böyle şey yaparsın işte. Yok yok, küfür yok, Türk, küfür yok, ben yok yok, ben arkadaş orada yok yok. Tamam 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 abi, yok yok. Hızın amına koyduğum çocuğu. Amına siktiğim çocuğu. Anam. Kokoreç kokoreç. Sen kokorecin amına koydum çakalı seni. Hayvan. Amına koydum çocuğu. Ya kadın sen de bu ana patronun anasını sikip bunu bir ara bu. Sen Sen... elle,
Senin ayaklarını öpeyim. Ne amına kodumun çocuğuna bak ya. Terbiye sana şey taciz mi etti seni? Evet ya, yok ekle beni falan fistan diyor ya. Bak kocam da burada, aşkım bir konuşsana. Ya var ya, eve girmeye çalışıyor pezevenk ya. Ya eşim beni arıyor diyor, konuş onunla. Konuşuyorum da anlamıyor, küfür ediyor bana ya. Eşime Facebook'ta taciz ediyor pezevenk ya. Ne amına kodumun çocuğuna bak ya. Ben yerim, sen nelerdirsen. Alo. Alo. Sana diyor aşkım, sana İsmet amca, bizim karşı komşumuz. Eşim değil bu arada. Ben Erzurumluyum. Ya sen ayrılmıştın lan kız, ne oldu? Ayrılmadın mı sen eşinle? Bu benim yeğeni arkadaşım, evleneceğiz yakında. Erzurum'da mısın? Yok ben İstanbul'dayım Emi. Ben Şanlıurfa'lıyım Bremen. Sen baş tacısın. Serçava abi değil mi? Serçava kodu bovite ciotebe. Serçava ne o taçıya? Ne oluyor Menderes'e? Menderes, bu çakal, bu benim bacımdır. Bir sıkıntı olursa beni ara, tamam? Tamam Emi, ellerinde öperim. Gözlerinden öperim, yeğenim. Kendine iyi bak, hadi. Kızım. Şabaş. Yeğenim, kendine iyi bak. Kızım sen de bu çakal gelirse bana yönlendir, tamam mı bu çakalı? Tamam amca, tamam. Kusura bakma, rahatsız ettim seni de. Yok yok, sen bizim bacımızsın. Yeğen, kendine iyi bak. Sağ ol Emi, görüşürüz Şabaş. Oğlum ben normal Kürdüm ama Kürtçeyi bilmiyorum işte, orta biliyorum, yoksa konuşurdum biraz. İşte Namuteçiye, Navme İlker falan, Terçava, Breymin falan. Bir de küfür biliyorum, Ozu Cihat'ta gayet falan. Bir türlü öğrenemedim, gitti ya. Valla bende dil öğrenme problemi var, yanımda konuşsa harbiyle zor anlıyorum. Geçen mesela İngilizce öğrenmeye çalıştım bir hafta falan. Ya hep böyle kendimi ifade edecek kadar biliyorum. Anlıyorum da tam böyle içine giremedim. Yani uzun bir süre durmam lazım içinde. Dur. Çakala bak nasıl korktu dedim. Erzurum'da mısın? Neredesin dedim şu anda. Tekirdağ şey olduğunu söylemiyor. Tekirdağ Çorlu değil mi bu? Çorlu Tekirdağ'da değil mi arkadaşlar? Çorlu olduğunu söyleme daha, korkağın önünde giden demek ki yavşak. Şimdi ne yapar buna, yine bir tiyatro mu yapsa? İsmet mi yapacaksın şimdi buna? İsmet yapacaksın mı kızı? Oğlum video atılacak bu video, şampiyon bir video da. Bir arada kaldım. Donetlere bakalım oğlum, durun bir sifte atalım ya. Bunlara koyayım, önce onları bir okuyalım. Troll ekipleniyoruz, aç kalıyoruz sonra. Evet sonunda donet gelmiş bizlere. Hemen bakıyoruz kimden Ergün'e destek olmuş. Bu güzel troll üstüne. $30 gelmiş bizlere. $30'yi Çalkan Algün atmış. Çalkancığım teşekkürler, sağ olasın. $30'lik cömertçe desteğinden ötürü. Daha tiyatro var. Şimdi güzel bir hikaye daha yazdım. Hikaye devam ediyor. Ayhan Özarslan bizlere $50 atmış. Kolay gelsin İkerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Instagram'da da aktifiz. İlla donate değil, takip atarak da Instagram'a destek olabilirsiniz. Şimdi çok güzel bir tiyatro kuracağım bunun üstüne. Olaya bakın şimdi. Aç lan. Allah Allah. Lan tribe girdim. Niye açmıyor bu ya? Efendim Emi. Alo canım, eve geçtim şimdi, arayayım dedim. He iyi yaptın. Telefon kapandı, şarjımı aldım. İsmet amca dövdü mü onu? Bu iki tokat vurdu vallahi, hiç acımadı. Ama iyi oldu. Hakkıdır yani, anlamıyor terbiyesiz ya. Bir de komşun Kürt ya. Evet. Bir de Kürtçe konuştum. Evet iyi yaptın vallahi. İsmet amca çok delikanlı bir insandır. Yani de bana dedi ya, dedi sen nerede oturuyorsun dedim, İstanbul'da oturuyorum dedim. İyi demişsin, boş ver. Burada oturduğunu söylememen çok güzel oldu. Yok ben sen başta derde sokabilir miyim ya? Ya o an zeki bir erkek olduğunu anladım gerçekten. Beni korumaya çalıştığını anladım. Dedim bu adam çok zeki bir adam.
Sedat Gel Taha beni, Ocak oğlu sen 50 hele TL. beni bir tane tane ondan sonra. Vallahi seni çok Vallahi. sevdim. Beni korumaya çalışman, kollamaya Ya çalışman. o şimdi başka biri de olsa bir tane affedersin çok affedersin. Yok şu an biri gelecek benim ülkemde bizim Ya kanalı onlara hakkında girmeye tanıdığımız gerek şeyler. yok. Bunun şeyi yok canım. Yani hiç girmeyelim o taraflara. Boş ver, kapat. Sen ne yapıyorsun canım ya? Vallahi şu an fabrikanın etrafında dolanıyor. Öyle geziyorsun yani. Şey ya sen söyle kimyasal ya. Ne fabrikası orası? Burası kimyasal fabrikası. Sabun falan mı yapıyorlar? Şey yapıyorlar mesela bu plastik fırça plastik tabak aklında ne Canım bir plastik dakika varsa bekler misin? çıkıyor. Kapı çalıyor. Bekler misin bir? Tabii. Kapatma. Tamam açık kalsın canım dur. İstiyorsan kapatayım ben. Yok yok Ta kapatma ben tamamdır o çok zaman burada kal. yavşak mavşak gelir. Geliyorum bir dakika. Dur üstümü giyeyim de. Geldim geldim. Kimsiniz? Dur açıyorum bir dakika. Merhabalar hanımefendi. Merhabalar, siz kimsiniz? Ya ben şeyden geliyorum, daha yeni paket göndermiştik de her gün koparıştan geliyorum da çocuk ağlayarak geldi. Ne oldu acaba? Kim çocuğun Bir çocuğu? söylesene. Alo, alo. Bir dakika ben kocama vereyim, onunla konuşur musunuz? Alo. Tamam olur bir dakika. Telefon şey hoparlörü alın istiyorsanız da. Bir dakika alayım ben. Alo. Beyefendi sesim geliyor mu? Geliyor abi buyurun. Ya arkadaş siz eleman işe alıyorsunuz da niye bunu gönderiyorsun? Geliyor benim eşimi taciz ediyor. Nasıl taciz mi etti Benim abi? eve taciz ediyor eşime diyor ki Facebook evine gireyim Facebook gir senden hoşlandım böyle bir şey var mı ya? Sen esnaf adamsın ya. Allah Allah, bana öyle anlatmadı. Ben de vallahi abi sinirlendim, geldim Ya dedim. bilmiyor post matrisi kullanmayı bilmiyor. Ben ona diyorum ki sen bilmiyorsun. Abi şimdi Hani şöyle ben şöyle abi bir dakika. tamam bilmiyorsun dedim ki şeye git patronuna git patronun gelsin dedim. Patron yoksa başka bir bilen eleman gelsin. Evet yani ben de Adam benim eşimin yanında bana diyor ki sen amına koyayım böyle bir şey var mı ya? öyle öyle diyor yani. Bir de ben dedim ki bak ben internete yazdım dedim, tamam mı? Evet hanımefendi. Ben internete yazdım POS makinesiyle ödeme yapmak istiyorum diye. Bunu diyorum, bana diyor ki yanlış anlıyor galiba, Türkçesi yok. 2 gündür girdi ya, o yüzden yani yeni gelmiş galiba, bilmiyorum ben de. Evet işte o yüzden ben de şey dedim yani. Dedim internetten yazmıştım diye, o diyor ki bana beni internetten ekle herhalde, anlıyor. Facebook'tan ekliyor, benim ismim Omar Kara bilmem ne. Beni ekle diyor, bana beni taciz ediyor. Yani benimle konuşmak için falan gecenin bu saatinde. Bir de kocam bağırınca kocama küfür ediyor. Vallahi ben de abi yanlış anlama yani, şimdi ben de geldim. Yani arabayla geldim direkt, dedim niye böyle bir olay yaşandı? Keşke bana gelmiş, diyor ki beni dövdüler. Bana para da vermediler diye. Ben de Ya korktum tam yani. para sen deseydin 70 lira senin 70 liranı kim yiyecek 70 lira? Ben ona diyorum ki 70 lira ben diyorum ki hesap numarası patron bana atsın. Ben burada ona havale edeyim. Benimki Garanti Bankası. Ya yok Yarın abi saat problem 8.30 yok. Şimdi 9'da arıyor beşe. hanımefendi şöylesin. Bakın da bir bayana ya kim olursa olsun Evet yaşlı evet yabancı olsun yakışmaz abi. bir bayana bu laf söylenir mi ya? Yakışmaz abi, doğru Taciz söyledin. edilir mi? Sen bir esnaf Ya adamsın. şimdi abi şöyle bir şey var. Biz bunu normalde pakete çıkarmıyoruz. Bu yeni geldi, kimsesi yok diye bulaşığa koyduk. Bizim Ya tamam paketçimiz Allah razı olsun. İyi yapmışsın. abi şimdi akşam 8'de çıktı ya. Valla ben normalde göndermeyecektim dedim, hanımefendi ayıp olmasın şimdi. Yani bize müşteri memnuniyeti için, valla bilmiyordum. Yani gerçekten ben çok sinirlendim geldim, ha yanlış anlama abi. Şimdi sen belki Benim abi kafa mekan komşum. çalıştırmışsındır. Sonuçta benim mekanımda çalışan adama atılan bir tokat bana atılmıştır. Ama böyle bir şerefsizlik varsa haklısınızdır. Ben Abi gidip ben ben kimse bak bir şey söyleyeyim. Kimse bir gün hani belki Valla ben senin şu an eşine şok oldum ve çok çocuğuna özür da diliyorum yakın. ya. Belki senin Gerçekten. bak benim eşim yerinde senin çoluk çocuğun da olabilirdi. Bak Ne hizmet abi oldu olmasa zorla benim burada? eşimin Bir evine dakika, giriyor. bir Zorla dakika, evime bir giriyor. Böyle bir dakika. şey Ne var mı oldu ya? burada? Yok yok İsmet abi, patronu geldi de şimdi. Bak yeğenim, sana açık konuşacağım. Buyur amca, dinliyorum. Bu senin gönderdiğin şahıs yok mu? Bu şahıs büyük terbiyesiz. Bu kadına küfür etmiş. Kocasına da küfür etmiş. Yani yanında çalışın, ona dikkat et. Valla ben de bilmiyordum abi, şimdi ekmek aldık. Ekmeği yok diye işe aldık abi. Normal çalıştırıyoruz ya, biz de bugünlerde kazanamıyoruz abi. Sonuçta biraz durumlar da kötü.
Normal çalışan 100 liraya çalışır, bunları 50 liraya çalıştırırız diye aldık abi, yoksa alır mıyız biz hiç? Öyle ben bilsem böyle bir terbiyesizlik yapmış. E tamam da yeğenim, şimdi parasını ver, adam akıllı birini çalıştır. Yani bu gelir, senin başına iş açar abi. Namusuna, senin başına iş açar bu. Ya başkası olsa bana parça iki tokat ben vurdum abi bu arada. İyi yapmışsın amca, eline sağlık. Bir dakika bekleyin, ben onu bir çağırayım, bir gelsin. Gel lan buraya sen, aşağıda abi, gel gel. Aşağı katta gel gel. Gel gel, korkma ben buradayım, gel. Gel. Bir gelsin. Evet yani gelmesine gerek yok aslında. Yok yok, gelsin hanımefendi, bir gelsin. Böyle bir terbiyesizlik yapmış. Ona da bir sorayım, ben ona iki çift lat diyeceğim. He çağır çakal. Gel lan buraya. Çakal. Bundan kurdum. Tamam hocam, küfür etme, gerek yok ya. Ben buradayım lütfen. Ha, ben buradayım sonuçta. Tamam da yanım. Sen de yanına aldın, alma. Dikkat et yani. Böyle çifte kaldırmaz ha. Biliyorum amca, sıkıntı yok. Ellerinden öperim. Sen benim büyüğümsün. Hiç problem değil. Adam da haklı yani şimdi. İsmet Bey de haklı yani. Size yapılsa hoşunuza gider mi? Yok yok hanımefendi, sen benim ablamsın. Ben zaten ona ne yapacağımı biliyorum. Gel. Lan çakal. Sen adama şey demişsin. Küfür etmişsin. Yok abi yok. Ben geldi. Tamam abi. 70 milyon. Bana para yok. Para yok diyor. Para yok diyor. Öyle bir şey demedik. Çakal söyleme. Lan bak, seni siker top ederim ha. Bir dakika İsmet amca, bir dakika dur. Ben sana dedim, post makinesine çekeceksin ya. Gösterdim sana. Sana post makinesi için kart verdiler mi bunlar? Bir kart gibi bir şey. He? Evet evet abi verdi. Amına koydum çocuğu o zaman. Sen niye lan para vermiyor deyip adama küfür ediyorsun. Çakal sen. Yok kalk abi, ne vuruyor ne vuruyor. Yok tamam, ben bilmiyorum bilmiyorum. Senin kızlarını sikerim lan top. Amına koydum çocuğu seni. Seni siktir lan buradan. Amına koydum dükkanı çabuk. Çakal olur çakal. Heh amına koydum, seni siker top ederim ha. Piç. Bir dakika amca, bir dakika bana anlayacağım. Çakal sen bana demedin bunlar para vermedi, beni dövdüler diye. Tamam ben Türkçe zayıf abi, ben bilmiyorum bilmiyorum abi. Amına koydum çocuğu. Sen benim başıma hiç mi açırman, bir ekmek yiyoruz burada. Amına koydum. Dur dur abi, yok yok, kıpır yok abi, kıpır yok. Dövme dövme, götür dükkanda ne yapıyorsan yap. Yok 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 abi, en azından yani ben de içimi rahatlatayım da müşterimiz bizi yanlış anlamasın ya, yani. Geç tamam aşağı. Ya, yani o senin müşteri kaybını yapıyor. Evet evet. Ha yani valla sen de iyi yaptın, eline sağlık. İsmet amca bak, İsmet amca sesim gidiyor. İsmet amca olmasa benim evime zora girecek ya. Ha bak, ben buraya gelmesem yeğenim kadınla şey yapar. Ya tamam, o kadar şey yapmadı şimdi, üstüme gelmedi, iftira atmak gibi olmasın da. Sürekli Facebook'tan ekle dedi beni. O bile yanlış hanımefendi, yani biz burada ya ekmek yiyoruz. Bir bayanın yanına kalkıp da benim eşim yanına bana nasıl köfür ediyor, pis köfürler ediyor ya. Ben ona kötü bir şey demedim ki, ben ona dedim ki sen post makinesi kullanmayı bilmiyorsun. Eşim de bilmiyor, git patronun gelsin dedim. Tamam valla ben çok özür dilerim hanımefendi sizden. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak, vallahi hakkınızı helal edin. Tamam tamam, problem yok. Problem yok. Ben kokoreci de getirdim. Bu da size ikramımız olsun. Alın buyurun. Yok yok, teşekkür ediyorum. Kart yok, ver parasını ver, parasını ver. Al karttan çek. Yok yok vallahi içimde kaldı, bu gece uyuyamam yani. Yani sana bir şey diyeyim mi? Sen namuslu adamsın. Teşekkürler amca, biz burada namusumuz için yaşıyoruz ya, ekmeğimiz için yaşıyoruz ya. Sen nerelisin? Ben mi abi? Evet. Ben Diyarbakırlıyım abi. Aa Allah'ını seveyim. Küçüksün değil mi? Baş tacın üzerine kardeş. Ya öyle şeyleri yanına çalıştırma. Senin başına iş açarlar. Valla abi doğru söylüyorsun abi. Akşam karakola versene, sen de gidersin. Valla yeğenim. Ben de Şanlıurfalıyım. Baş tacısan abi. Baş tacısan. Abi baş tacısan. Tamam ben gidiyorum. Yok abla almam. Ya alın lütfen. Yok bu seferlik benden olsun, bir dahakini alırım valla. Kusura bakma abla. Abi çok özür diliyorum, telefondaki abi de valla çok özür diliyorum. Aklınızı helal edin abi. Ya yarım. Helal olsun. Yarım sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şabaş şabaş. Diyarbakırlısın, baş tacısın. Baba ben de Kürt'üm. Şabaş şabaş. Şabaş baba. Şabaş amca, iyi akşamlar. Bir dakika İsmet amca, iyi akşamlar sende. Bir dakika canım, arayacağım ben seni bir dakika sonra. Yok oğlum, Fatma Türk, İsmet Kürt. Fatma Türk, İsmet Kürt, Ergün Kürt, Omar Afgan. Tam Türkiye'yi çektik yani şu anda. Evet, bakalım donetlere. Donetlere bakalım. Ergün Kokoreç ha. Evet, bizlere donet gelmeye devam ediyor. 50 TL gelmiş bizlere. Nadir Çelik 50 TL atmış. Teşekkür ediyoruz. Eleman da inandı, 4 kişi oradan orada. Bir 50 TL daha gelmiş.
Mahmut Akkaya kardeşim, iyi ki varsın. Mahmut abi teşekkürler, sağ olasın. Dostlar bence bu eleman, benim bir kozum daha var, onu oynasam mı ya? Bir troll daha var aslında. Buna devam mı edelim yoksa, ya da bu bizi biraz coştursun bence. Bugünü buna ayıralım arkadaşlar. Bunu zirvede bırakalım bence. Buna ayıralım bunu. İkinci bir troll yapmayayım ben. Bir daha bunu arayayım. Benim bir jokerim daha var. At bindiğim dayı var bir tane. O da çok komik. Onu yarına bırakalım bence. Buna devam edelim. Tamam. Okey, buna devam edelim. Direkt şey yapalım. Akşam, yarın akşam getirtelim bunu, getirtelim. Bugün fazla moral şey yapmayalım. Fazla üstüne gitmeyelim, trolü söylemeyelim. Yarın izinliymiş bugün, gelsin. Arıyorum beyler benler. Hazır mısınız? Chat'i yavaşlatır mısın? Kalsın kalsın Müyamin abi. Chat'i biraz... Bir dakika abi zaten, öbürü türlü 2 dakika yaptığım zaman kimsenin yazası kalmaz yani. 60 saniye var zaten. Onun önüne geçemeyiz yani. Bir dakika iyidir abi, üstüne çıkmam. 60 saniyede bir yazabilir insanlar galiba. Bakın bir, en son öyle yapmıştık. 60'tan azsa çıkartayım biraz, dur. Chat'i yavaşlatayım. Kalabalığız ya ondan. 35'miş. 50 yapayım ya, dur. Tamam abi, yaptım abi. 60 sandım ya, 50'ymiş. Tamam abi, yaptım abi. Hazır mısınız? Geliyor işte. Okey. Hazır mısınız? Geliyor. Fazla uzatmam ama söyledim ha. Yarına da bırakacağım biraz. Efendim Alo. bebeğim. Yemek yiyordum canım. Şu an yemek yiyorum da bitmek İyi iyi. üzere. Afiyet, şeker, bal olsun. Teşekkür ediyorum canım. Ayran da getirmişler yanında valla. Ama adam namuslu bir insanmış. Ya kim olursa olsun yani, bu şekilde kalkıp da bir bayanda Facebook her motorcu her yeme götüren bir bayanda bir şeyde bir kızda telefon varsa vay halimize. Evet. Böyle de saçma oluyor yani canım. Vallahi bak biz 12 saat ayaktayız. El alemin derdini çekiyoruz, yine laf etmiyoruz. Evet Ha evet. bizim ya vallahi bizim yanımızda da 50 tane bayan çalışıyor. Hepsi abla kardeş gibiyiz ya. Dışarı ne çekiyorsun, ne pok Ay etsen yesin bize pardon, geğirdim, pardon, özür diliyorum canım. ne? Yok, önemli değil, önemli değil. Bu kadar pislik bir insan değilim normalde. Önemli Bir değil. dakika Ne beklesene yapmış? canım, bitti. Bir şey yapayım, bekler misin? Elimi yıkayayım, bekler misin canım? Bekliyorum aşkım. Tamam canım, yıkadım. İyi yaptın. Afiyet şeker. Bas. Karnını doyurdun mu? Doydu doydu, karnım doydu canım. Şimdi bir sigara İyi. yakayım, bekler misin? Yak yak. Çakmak yanmıyor. Bende var, diyeceğim gel yakayım mı Şimdi bu zor? yemeğin üstüne de burada olsaydın çok güzel olurdu var ya. Valla beraber kebap yaptık. Yok, kebap değil de seks iyi giderdi. Enerji geldi ya şimdi. Biraz o yemeği eritmem lazım. Anlıyor musun? Ulan valla burada biri olsaydı var ya, patronun da oğlu burada olsaydı bir bahane bulup gelirdim. Benim hastayım. Acelesi yok canım. Bak arıyorum seni sürekli. Sevdim çünkü seni, o yüzden. Nerede kalmıştık?
cinsellik konusunda devam edelim de o geldi Omar mıdır nedir yarım bıraktı işte bizi. Dökme sigara için. Tamam canım ben de içiyorum sigarayı. Acele et de ben çok azdım gerçekten. Yarım kaldım çok hoşuma gidiyor. Bir de sen var ya. Sen mi ben mi? Sen bir de o kadar güzel konuşuyorsun ki böyle bağıra çağıra ben kendimden geçiyorum. Ben resmen sulandı ya. Odaya geçti ha bak iş yerinde 31 çekiyor. Kapıyı açtı. Dalgayı indirdi. Bir yere gittin galiba kapı sesi geldi. Ben şeye girdim sen söyle kulübeye girdim. Yükse telefonu iyi çeksin diye. Telefon mu yoksa sen mi? Telefon mu iyi çeksin diye yoksa sen mi? İşte sesimiz iyi gitsin gelsin. İyi sıkışalım da. Tamam işte onu diyorum. Telefon çeksin diye girmedin herhalde kulübeye. Sen çekeceksin diye girdin. Dur herhalde sigaramı için ben de çıkartayım. Ama benimki biraz kalın da. Kalın ben gördüm fotoğrafını zaten. Hoşuma gitti yalan yok. Güzel mi? Çok güzel beyaz. Gerçekten. Ya bazılar ki böyle siyah mı ya? Bence öyle de benimki beyaz damarlı. Nasıl beyaz canım? Bildiğin simsiyah bu. Gördüm ben onu. Yok vallahi beyaz. Beyaz yarak. Tabii ben vücudum beyaz. Anladım. Burada biraz siyah çıkmış. Olabilir. Ne yapıyorsun aşkım şimdi? Bekle sigarayı. Sigarayı söndürdü. Ben ne yaptım biliyor musun? Koydum buraya. Ben... Şimdi ben ufaklığı çıkartıyorum. Çıkarttın mı? Dur çıkartıyorum. Ben başladım. Artık bu senindir ha. Evet. Of ben orada olacaktım ki ağzımı koyacaktım. O var ya tatlı suyunu içecektim. Nasıl içecektin? Bir içsene şu an gerçekçi olsun her şey. Böyle içine çeksene bir. Her şey gerçekçi olsun. Bir içine çeksene bir böyle tatlı suyu. Böyle ağzımı koyacağım var öyle ya. Öyle değil bak böyle çekeceksin bak bak. O son cücüğüne ağzımı koyacağım var ya o tatlı suyu içeceğim. Sen saçımda tutacaksın çekeceksin. Nereye koyacaksın ağzını bir daha söyle. Cücüğüne amcanın cücüğüne aşkım. Şimdi içine çek evet. Böyle yap bak canım. O zevk evet. Suyunu içine çek böyle yap bak. Evet. Evet suyunu içiyorum aşkım. Taşaklarım götüne değiyor. Evet. Şimdi bana evet, emir ver. Aşkım. Şimdi canım böyle kavgadaymışsın gibi biri sana yumruk atmış da ona tepki veriyormuşsun gibi bağır çağır sinirlen. Yat lan orospu. Yat sikeceğim seni de. Yat lan amına ya. Koyduğum de. Biraz kuro gibi konuş. Kuro gibi. Hadi canım. Kuro gibi mi konuşayım? Evet kuro gibi konuş. Evet aşkım. Domal. Ters sikeceğim seni. Köpek sikişi yapacağım sana aşkım. Havla hırla. Hırla. Evet aşkım. Hırla ısır evet. Beni. Isır evet, beni. Evet orospum benim. Evet. Götün çok güzel. Hırlamanı istiyorum. Hırlasana canım. Havla. Havla ısır beni. Hadi köpeğim. Hadi. Üzülüyorum aşkım. Kaçalarını üzülüyorum. Üst üste havla. Üzülüyorum. Üst üste havla. Üst üste havla. 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 Senin köpeğin olurum. Orospu. Evet. Evet. Köpeğini boynuna tasma tak seni güzel bir sikeyim. Evet evet. Evet seni böyle bir dürüm, seni bir hamile bırakayım böyle. Şimdi küfür et, evet. Her dilde küfür et. Her dilde küfür et, her dilde. Evet, orospu benim. Her dilde küfür et canım. Atak orospu yamın. Evet. 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 Bunlar debek olmaz, bazı debek ol. Evet. Evet, denim. Süper. Gazet yapar germe. Evet, evet. Ay amcanın çok sıcak. Evet. Bakıyorsun beni orospu. Evet, her dilde küfür et. Atak vahşem. İngilizce de küfür et, ne olur. Olur İngilizce vallahi de küfür. İngilizce bilmiyorum. Şey yap böyle yap bak şey yap. Oh my god wonderful. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Orospum benim. Evet oh my evet. God. Evet göt deliğini yerim kız. Şimdi Kürtçe Türkçe karıştır canım. Kürtçe Türkçe İngilizce bir yap. Oh my god Kürtçe söyle sor yanına. Oh my god wonderful Kürtçe Türkçe karışık hadi yap. Hadi hadi. Oh my god. Ay kunak tebukum. Amını sikiyim. Evet. Hepsini bir daha yap. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma evet. Gidiyor. Evet. Göt deliğini yiyeyim. Oh my god. Yığını yalayayım aşkım. Wonderful what is your name de. What is your name? Kürtçe küfür et bir yanına. What is... Evet. Hadi. What is your name? Var tanım. Özete bakalım. Erman gelecek beyler yeter amına koyayım. Nasıldı? Sanat eseri niteliğinde bir troldü. Sanat eseri 100 yılda bir gelecek trollerden. Her zaman diyoruz 100 yılda bir gelecek diye de. Farkında mısınız? Artık her gün geliyor böyle troller.
Çünkü her gün level atladı söz verdiği gibi. Donetleri okuyalım. Yeter, yarına bırakacağım. Yarın getirme yapacağım. Yarın getirme yapacağım. Üstüne gitmeyelim. Pili bitti. Donetlere bakalım arkadaşlar. Kimler donet atmış? Bunu okumuş muyduk? Mahmud'u okumuştuk en son. Yeter. Arkadaşlar üstüne troll yapmayacağım valla. Bizim bir hikayemiz var. Çok efsane bir troll gelirse ben üstüne yapasım kaçıyor. Yapmıyorum. Zirvede bırakalım, muhabbet edelim. 20 dakika yarım saat. Son zamanlarda pek muhabbet edemedik zaten. Yayını bir de kısa tutayım ki insanlar izlesin bu yayını. Yani izlenebilir bir canlı yayın olsun. Yapmam, yok kripto. Yapmam yapmam. Valla yapmam. Gülemeyiz. Tad alamayız. Gerek yok. Muhabbet edip daha fazla tad alırız. Yapmam, valla yapmam. Bir tane de bırakalım abi. Harbiden bir tane de bırakılacak bir hikaye oldu. Hiç karışmasın. Gerek yok. Başka insanlar şimdi yanlış bir şey söyler. Yayın kaydını bırakamayız. Anladın mı? Bu yayın kaydını bırakacağım. Şimdi bir dayı ararım. İğrenç bir olay olur. Yayın kaydını bırakmamak zorunda kalırım falan. Böyle kalsın. Gerek yok yani. Yeterli. Böyle kalsın. Bu yeter amanım. Ne kadar doyumsuzsunuz. Daha ne kadar güleceksiniz. Ben her gün troll yapıyorum burada. Her gün troll yapıyorum, ben bile bu kadar gülmem anormaldi. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Papara'ya sen mi bakıyorsun? Yo, abim bakıyor, dur bakayım. Papara'ya gelmişse okuyalım. Bana geliyor ama papara'ya attınız direkt. Baba sabah onda bekliyoruz. Akşam 22.40 olsun. 10 dakika geç açtık ya. Arkadaşlar uzatmayın ya. Ben bu kafaları da sevmiyorum ya. Allah için. Kafamı eseni yapan bir çocuğum biliyorsunuz. Pek söz dinlemeyi sevmem. Bastırılmayı sevmem. Bir karar verdim. Uzatmayın. Saygılı olun lütfen ya. Tecrübeliyim yani bu konuda. Keyif almayacağız. Daha önceden denenmiş yani. Biliyorum. Bizim bir hikayemiz var. Zirvede bıraktık. Bitti. Yok daha troll. Yarın devam ederiz. Acele etmeyin. Zaten 1,5 saattir troll yapıyoruz. Durmadan. Güzel film tadında oldu. Şimdi arayacağım, sesi gelmeyecek. Yok, o açmayacak. Tadım kaçacak. Ne gerek var? Böyle kalsın. Güzel hatırlansın bu canlıyı. Kaydını bırakacağım o yüzden kardeşim. Videoyu baştan yüklemek istemiyorum. Kalsın böyle. Uzatmayın. Troll bekleyenler çıksın. Her gün buradayız. Muhabbet edeceğiz biraz biz. Muhabbet etmek isteyenlere. Sonra ben kaçarım. Anlayışlı insanlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Yoksa evde tekim. Normalde farkındaysanız dün canlı yayını kaçta kapattım? 1.40 geçe kapattım yani. 1.40 geçe kapatınca 3 saat yapınca sıkıntı yok. Ya 20 dakika erken bitirince mi problem var? Doğru mu? Var mı? Soru sormak isteyen, yönetmek isteyen sorabilir bu arada. Soruları cevaplayayım biraz. Uzun zamandır yapmıyoruz. Soru cevap ilerleyelim biraz. Varsa şunu merak ediyorum. Şu nasıl oldu? Nasıl birisin bilmem, göt müsün göt değil misin sorabilirsiniz. İlker yeni evine çay içmeye gelebiliyor muyuz hediye ile beraber? Ayşe, yani tanımam lazım, güvenmem lazım. Herkese evime alamam. Şimdi bir tanesi gelir, hırsızdır. Götüme parmak atmaya gelir falan. Dikkatli olmam lazım. Sonuçta topluluğa hitap ediyorum. Öyle herkese evimize almıyoruz. Açıkçası yanlış anlaşılmasın. Bana daha önceden de yazanlar oldu bu konuda, abi yani geleceğim yanına falan dedim. Kardeş ben seni tanımıyorum, nereye geliyorsun amına koyayım ya. Bir de bir erkeğin benim için, hani bir kadın neyse de, bir erkeğin benim için daha beni tanımadan kalkıp İstanbullardan falan ta buralara gelmesi beni korkutuyor biraz arkadaşlar. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki yani? Tamam sevebilirsiniz, izliyorsunuz, gülüyorsunuz falan da, yani daha tanımadığım bir erkek benim için 12-13 saatlik bir yolu gelecekse buraya beni sikmeye geliyordur büyük ihtimal. Korkarım yani, çekinirim biraz.
Korkarım derken şey anlamında korkarım yani. Öyle bir niyete girmesinden korkarım. Yani saatleri aynı ya, değişmeyecek. Twitch ayarları daha var. Daha oda tam ayarlanmadı. Twitch'e güzel bir giriş yapmak istiyorum. Madem bir platforma geçiş yapacağız, şeklimizi koyalım. Her şeyle tamam olsun, anladın mı? Abi bu arkadaki mavi ışığı tavana alacak mısın? Değiştireceğim, merak etmeyin. Değişecek bu idareten. Yani sen de haklısın ama isterim ya, gerçekten mutlu olurum. Bu arada hatırladın mı, ben Alper'i arayıp kapatmıştık, yayına gelmiştim beceriksiz Ayşe ben. Ayşe sen bir randevu al o zaman, bakarız. Dur, sırada insanlar var şimdi. Ayıp olmasın onlara. Biz de doktoruz biliyorsun, insanları iyileştiriyoruz. Randevu usulüyle çalışıyoruz arkadaşlar. Fatma abla çok iyi biri keşke, gerçek olsa. Ben gerçeğim zaten, vallahi öyle. Benim için gerçekten sanki böyle Fatma Ergün varmış gibi hissediyorum. Bir taklit değilmiş gibi yani. Hani İlker Fırat farklı biriymiş, Ergün farklı biriymiş, Fatma farklı biriymiş falan. Öyle geliyor bana genelde. İlker, bu kadar taklit yeteneğin var ki neden daha ciddi yerlere başvurmuyorsun, yaptın? İş cidden yetenek çünkü. Ya bir iki işle ilgileniyorum, anlatmıyorum. Yani yakında güzel bir haber verebilirim. Belli değil, daha kesin olmadan da konuşmak istemiyorum. Zaten bir potansiyel varsa illaki biri keşfeder yani. Sonuçta bugün binlerce insan geldi yayına. O ona söyler, o ona söyler. Eğer ki potansiyel varsa olur. Acele etmiyorum bu konularda ben. Niye acele etmiyorum? Ne kadar çok zorluk çekersem, ne kadar çok sıkıntı çekersem o kadar çok kendimi geliştirdiğimi farkına vardım. Belki bir anda çıksak şanslı bir şekilde o alana, o hayal ettiğimiz yere tecrübesiz bir şekilde çıkacağız. Ama şimdi çıkarsak, belki yavaş yavaş çıkarsak, tecrübeli bir şekilde çıktığımızda yani yerimizi sağlam tutarız. Bir anda çıkan bir anda inebilir. Ama zorla, yavaş yavaş, zorluklarla çıkmış bir insanın inmesi çok zordur arkadaşlar. Altyapıyı oluşturmaya çalışıyorum. Benim acelem yok hiçbir konuda. İlk yaptığım yayınla bu yaptığım yayın arasında çok fark var. Hep bunlar çektiğim zorluklardan dolayı oldu yani. Bazen açtım yayını, bir tane troll yapamıyorduk, bir şey olmuyordu falan. Taşak geçenler oluyordu, bilmem ne yapanlar oluyordu, bittin diyenler oluyordu. Hemen geldim açtım yayını, bir şekilde üst kademeye taşıdık. Çok daha üstte olacak, merak etmeyin. İyiyim, Allah'a şükürler olsun. Sağ olun. Doğum günüm benim 1 Temmuz. At hırsızısın ama seviyorum ya, yanlış anlama. Teşekkürler İrem. Kadınlar hakkında soru sormayın bana, şey oluyorum ya, konuşuyoruz ama biraz aykırı konuşuyorum. Normalde doğrusu o aslında. Bazı kaynakları okursanız, araştırırsanız veya kendiniz yaşarsanız anlarsınız. Bir popülizm var, anlatınca yok kadın düşmanı bilmem ne falan. Aslında öyle bir şey yok, kadına saygı duyduğumuzdan ötürü o erkeğin o anlamda şeyler yapması lazım. Anlamıyorlar. O yüzden ben girmek istemiyorum o konulara. Ama sorunu cevaplayayım, o seksilik muhabbetine gelecek olursak, bence yani bir kadının erkekte çekici bulduğu, en seksi bulduğu şey, o erkeğin işini yaparken o işi en güzel şekilde yapmasıdır, onu o şekilde izlemesidir. Doğru mu diyorum kızlar, bir yazın bakalım. Kral konuklu yayın devam edecek mi? Devam edecek ya, yeni konuklarımız da gelecek. Erkek kadın değişik yani, sürekli kadın gelmeyecek bu arada. Ama erkeklerden mesela çağırabileceğimiz biri var mı? Çağırırsak ne yapabiliriz? Var mı fikirleriniz? Nasıl geldi ya? Doğru mu kadınlar dedim, Ertuğrul doğru yazmış. Geliyor bak, geliyor 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 geliyor. Gidin söyleyin onlara. Göçer gün emaneti şer sosyal medyayı geri alacakmış deyin onlara. Deyin, tamam mı? Bu arada bu işin esprisi Ergün karakterini yansıtmak için. Böyle kralım reisi falan muhabbetleri bana ters. Evet dostlar, ben gideyim. Son kez donetlere bakayım. Yavaş yavaş bir çay koymuştum yayından önce. Çayımı alayım, güzel bir film açayım, olmadı bir şeyler okurum. Biraz takılayım, üstüme düşeni yaptığımı düşünüyorum.
Biraz da kendime vakit ayırayım. Doğru mudur? Yarın da pazar, işiniz gücünüz vardır. Bazı bağımlılar var. Ben yayını kapatmadan uyuyamıyorlar. Kapatayım, onlara da iyilik yapmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Sürçü lisan ettiysek affola. Ne haliniz varsa gülün diyerekten bir canlı yayını daha sonlandırıyoruz. Kısa ama taşaklı bir yayın oldu. Kendinize iyi bakın. Yarın yine aynı saatlerde görüşme dileğiyle. Esen kalın. Dükkanı kapatıyoruz. Yarın gelin ha. Buradayım gene.